sorulardan biri şu, sormak istediğim. Diyor ya Fatih Erbakan 31 Mart'ta yerel yönetimlerde Milli Görüş iktidarı, arkasından da 2028 seçimlerinde Milli Görüş. Şimdi bu şu, biz yeniden Refah Partisi olarak Milli Görüş'ün temsilcisiyiz. Söylemi var burada. Bu anlamıyla kimisi de diyor ki, ya Milli Görüş zaten AK Parti aracılığıyla bir şekilde iktidarda değil mi ki? Bu eleştiri. E, Saadet Partisi de ...Milli Görüş'ün zaten orijinal temsilcisi biziz... ...bu gelenek bizde devam ediyor diyor... ...bu anlamıyla... Saadet orijinallikte marjinalliğe verildi. Marjinal ha, siz de öyle diyorsunuz... E, ...Saadet için... ...ama nihayetinde eğer... E, ...Yeniden Refah Partisi adayını... ...ismende e, açıklarsa... E, ...Elif Erbakan ismi de geçiyor... E, ...zaman zaman... ...açıklarsa... ...tabloda şöyle bir şey çıkacak muhtemelen... ...işte yeni Refah Partisi'nin adayı... Saadet Partisi zaten adayını açıkladı. Yol aydın. E, Murat Kurum Cumhur İttifakı'nın adayı olarak e, var. Yani aslında milli görüşe yakın olan üç aday e, çıkmış olacak. Bir anda sadece İstanbul'da. Bu meseleye nasıl bakıyorsun? Ben şimdi Yeniden Refah Partisi'nin 2021'in sonu 2022'nin başından beri takip ediyorum. Ben kendi programlarıma TGRT'de çok aldım Yeniden Refahlıları. Yani sadece seçimde 3.3 alınca, 3 alınca değil. Ben yeniden refah Anadolu'da zaten 2 yıldır, 3 yıldır AK Parti'nin özellikle dindar kesimde alternatifi oldu. Çok bariz belliydi. Yani işte ev hanımları, esnaf AK Parti'den gene kopmuyor. Ama milliyetçi genç çocuklar Anadolu'da MHP'ye yöneliyor. Ama dindar böyle daha dindar insanlar, kadın erkek fark etmiyor. Yaşı da fark etmiyor. Yeniden refah. Şimdi ben bugün hani son seçimlerden... Neden? AK Parti teşkilatlarından büyük şikayet var. İnsanlar Erdoğan olduğu için partiden kopmuyorlar. Erdoğan'a çok bağlılar. Erdoğan bugün de seçim olsa 52'yi alır, 53'ü alır ama insanlar teşkilatlardan çok şikayetçi. Ben hep söylüyorum bir Özal çıksaydı yeni Sayın Cumhurbaşkanımızın işi de Anadolu'da çok kolay olmazdı. Yani e, ama dolayısıyla teşkilatlardan büyük bir şey var. Ben bu seçimde yani 2014 seçimleri harcayla seçimlerde AK Parti Milletten hep kırmızı kart gördü. 2014'te görmemesinin sebebi de 17-25'te Fethullahçıların açtığı savaş nedeniyle Erdoğan etrafında birleşmesi bir de ekonominin tabii çok iyi gitmesiydi 2014 yılında. Ben şimdi şöyle görüyorum. Bir kere Yeniden Refah Partisi kendisi Sayın Erdoğan rahmetli Erbakan Hoca'ya nasıl aynı dili kullanıyorsa Fatih Bey de Erdoğan için aynı dili kullanıyor. Yani yıprat kötü konuşmuyor öyle söyleyeyim. Mesela Sayın Rahmetli Erbakan Diyeyim, Tayyip Bey hakkında işte Siyonizm bir sürü şeyler söylemişti ama Tayyip Bey hiçbir zaman dönüp cevap vermedi. Hep saygılı davrandı. Yani rahmetli olana kadar o dileyip kuru korudu. Ben Fatih Bey'in bugün konuşmasını valla bir tek Cadde TV diye bir yer verdi. Onu tesadüf buldum kanalları gezi. O da kimin bu arada bilmiyorum. Canlı verdiler 64 kanalda. Çok dil, dikkatli bir dil kullandı ve Tayyip Bey'e de saygısını korudu. Yani hiç böyle Tayyip Bey'e böyle Rencide ben edici. Ben canlı izledim. Evet, evet. AK Parti'yi rencide edici hiçbir şey söylemedi. Yani hiç böyle. Biz işte emeklilere değindi, staj mağdurlarına değindi, Bağkur tescillere değindi. İşte Milli Görüş Belediyeci 89-94 oraya atıf yaptı. Çok güzel konuştu bugün Azat Fatih Bey. Ve fena da değildi topladığı Ank Ankara'daki kalabalıkta. O yüzden de dikkatli bir dil kullanıyor. Demin Agiha'nın dediği Saadet Partisi'nin CHP'ye yanaşması gibi öyle bir yanaşma veya kötü bir dil olsa yeniden refah da boyalamaz. Yani Erdoğan'ı direkt tavır alsalar ya da böyle muhalefetle işbirliği içine girseler yeniden refah partisinin alacağı oy da 0.5. Yani zaten orada öyle bir oy vardı 0.51. Onu renginden saadet alıyordu. O yeniden refah geçti o insanlar. Zaten Cem katkı olarak söyleyeyim. Fatih Erbakan konuşmasında da CHP iktidarını devirmek için işbirliği yapabileceğimizi düşündük diyor. Evet bir de Sayın Erbakan bugün konuşmasında iki kere Geçen sene Vatan Millet BK vardı. Biz bunu gördük, o yüzden destekledik dedi. Ama yerel seçimler BK meselesi değildir dedi. Bence o da doğru. Yani yerel seçimler çok fazla BK, BK ile ilgili bir şey değil. Bugün biz bir cumhurbaşkanlığı veya meclis seçimine gitseydik... ...bence Fatih Bey Yeniden Refah Partisi destek verirdi. Yani o ittifakın içine girerdi. Ama Yeniden Refah Partisi'nin diğerlerine ayıran bir özellik var. Diğer muhalefeti küçük partilerden bir kere... Bir ittifakın içinde ama kendi listeleriyle girdi. Bakın 5 vekil 5 vekil ama öbürlerinin 15-20 vekili var ama hiçbir ağırlıkları yok. Ama bugün 5 vekili olan yeniden refah bugün özgür ağırlığı var. Anketlerde işte 4 çıkıyor, 3 çıkıyor, 5 çıkıyor. Çok Peki ciddi bu bir ağırlık oyu var. şu düzeyde mi? E, Kocaeli, Sakarya ve 35 e, iki şehir, 35, 35 ilçe bu talebi masaya getirecek yani bir ağırlık mı? Şöyle benim öğrendiğim e, iki tane il ...istendi. Bir büyük bir küçük şehir. Biri Malatya, biri Kütahya. İstanbul'da Arnavutköy... E, ...ve Gazi Osman Paşa. Arnavutköy Sultanbeyli pardon. Yani Ankara'da da gene böyle bir iki ilçe... ...ama onun dışında biz diğer yerlerden... ...kendi liselerimize gireriz. Yani bizim... ...için sorun değil demişler. Ben benim onu, ben bildiğim iki... partinin çok üst kaynaklarından... Evet. ...net söylenen rakamlar. Ben de öyle konuştum ama belki yani benim konuştum yani ...benim öğrendiğim Malatya, Kütahya... ...İstanbul'da iki ilçe... ...ve a, a, şey Ankara'da iki ilçe diye... Kocaeli ve Sakarya yok mu sende? Bende yok o yok. Ama Sak aksine rahmetli Erbakan'ın hayali endüstri devrimini gerçekleştirmek. Ben, Biz onun hayalini devam edeceğiz. ettireceğiz. Ben ekibiyle ben de görüşüyorum ama ben ben iki yıl diye yani öğrendiğim alay. Ya yani Sakarya Kocaeli çok da mantıklı da olmaz yani şey olarak söyleyeyim. Hani bir, bir büyük şehir olur da orası anlamında değil. Ama ben şimdi şunu söyleyeyim. Şimdi %10 aldı MHP'nin o %10. O da çok güçlü bir parti. Şimdi ona iki büyük şehir bazı illerde aday çıkarmadı AK Parti işte Karabük, işte Elaz şey Bayburt, Osmaniye, bazı 5 6 il, 7 8 ilde AK Parti aday çıkarmadı MHP'yi destekleyecek. Ama 29 ilde de AK Parti ile yarışacak MHP. Şimdi bu eğer böyle giriliyorsa Yeniden Refah Partisi'ne de eğer bir şey verilebilirdi. Bakın ben bugün gelmeden akşam Ankara'dan biriyle konuştum. Nasıl yani çok güvendiğim biri böyle bana da iyi bilgi verir. Dedi ki Ankara dedi Mansur Bey dedi 100, 100 bin oy önde dedi şu an. Ama bunu biz de kapatacaktık dedi yani, yani. bu kapanır dedi. Ama bu yeniden refah işi iyi olmadı dedi. Niye dedim yeniden refah çünkü burada 3-4 alır dedi Ankara'da. Aynen dedim ya kayıtlara geçiyor bunlar sonra önümüze gelecek. Ee, iyi olmadı dedi yani çünkü her halükarda bir şey var. Yeniden Refah Partisi'nin seçmeni olan grup e, kendi adayı çıkardığında kendi adayına oy verecek biri. Yani bu bir cumhurbaşkanlığı seçimi olsa yani diyelim ki Ersay er Erdoğan'a giderler veya şey ama burada şimdi kendi adaylarına oy verecekleri görülüyor. Bir de bakın bir şey söyleyeyim geçenlerde. Kazım Aslan Yozgat'tan giriyor. Kazım Aslan 2019'da bağımsız girdi. %37 aldı. AK Parti'de %40 aldı. Şimdi bu Kazım Aslan Yozgat'ta yeniden refahın adayı. Faruk Septoğlu, Ali Rıza Septoğlu'nun torunu Elazığ'da iyi oy alacağı varsayılıyor. Sedat Yalçın Bursa'dan mali müşavir girecek. Ee, Kasım Gülpınar e, Şanlıurfa'da Urfa. yani e, HDP seçmeniyle de Urfa'da arası iyiymiş. Yani bugün oradan da bir bilgi aldım. Yani hatta AK Parti'nin şu an en çok çekindiği şey e, Urfa'yı kazanacak ama ne nasıl bir oy alacak yani. düz düş çünkü öne hep diyorum ya 65 ile almak var 50 ile almak var. Yani o e, sıkıntı yaratabilir. Dolayısıyla Böyle bir şey var. Ben bir şey daha söyleyeyim. Yani yeniden refahlara da sorduğumuzda görüşme talebi 3 defadır AK Parti'den geliyor. Ya yani onlar gelip biz size görüşelim demiyorlar. Biz İstanbul, Ankara, İzmir'de ittifak yapalım. Ama daha ziyade İstanbul, Ankara, İzmir'de o kadar değil de İstanbul. Yani bu AK Parti'den geliyor ikinci defa. Ha son anda şu an anlaşma olmadı. Dediği gibi Suat Kılıç, Çankara'dan aday gösterilebilir. İstanbul'dan Elif Erbakan hanımefendi gösterilebilir. İzmir'de de yine eski, çok eski bir milli görüşçülerden bir e, abinin ya da bir onlardan tarafından önemli birinin gösterileceği söyleniyor. Şimdi eğer siz AK Parti olarak bu kadar yakından ilgileniyorsanız ya bence bir şeylerin verilmesi gerekir. Ben yeniden refahın uzlaşabileceğini düşünüyorum. Ha, i̇lla bir şehir olmaz bu da yani ama meclis üyeliği de olmaz. Yani size, size şu kadar meclis üyeliği şimdi yüzde kendine anketlerde 4-5 gören bir parti ki bakın şu saydığımız illeri bile Eren Yozgat, Elazığ, Bursa, Şanlıurfa kendi görüşü mesela Karabük'ten çok iyi oy alacaklar. Çok iyi bir aday gösterdiler. Yani çok sevilen birini gösterdiler. Bugün yine o Ankara'daki kaynağım dedi. Gölbaşı'nda mesela bizim oyumuzdur dedi biraz düşecek. Hani AK Parti'den niye dedim. Büyük Birlik çok iyi birini göstermiş orada. İşte böyle şeyler var. Yani diğer küçük parti dediğimiz partiler de boş durmuyor. Ha son anda son cümle Erdoğan'la Erbakan bir araya gelirler mi? Gelebilirler anlaşabilirler. Başka şeyler gündeme gelebilir. Ama ben şununla beraber DEM Parti çıkarsın çıkarmasın İstanbul'da çünkü son seçim %3.3, Nasuh'ya geçen %4 dedi. İstanbul'da %4 ile 5 yakın oyu var. Yeniden refah şu an. Çünkü hayat pahalı, emekliler yani burada bir şey çıkaracaklar AK Parti. Yani geçen seçim vatan milletti. Herkes öyle düşündü. Bunda şimdi öyle düşünmüyor insanlar. Vatan millet bu beka değil diyor. Bakın ben Anadolu'dan iyi gözlemlerim var. Çok da gezerim. Bakın aynı kişiler bana iki sene önce Erdoğan'a ölümüne oy veririz. Ama AK Parti'ye bir şey çıkaracağız. MHP'ye gideceğiz diyorlardı. Aynı isimler şimdi. <laughs> ha, bu defa tamam bir kısmı AK Parti ama bir kısmı emekliler ve hayat pahalı bu devam ettiği için özellikle emekliler yani bir arayış içinde onun arayışında Yine e, refah bir yere tekabül ediyor. Yani MHP Peki. oyunu korur. Ama MHP'de bir düşüş olmaz. ya yani MHP oyunu alacaktır ama yeniden rafa öyle ilgi var. Yani bir şey olmaz bilmem ne diye düşünüyorsa AK Parti ki sanmıyorum öyle düşünmezler zaten o iki ay 50 gün sonra görülecek.